Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir DBD videosunda bu kez Michael'la oynuyoruz. Kırmızı eklentilerini kullanıyorum, avantajlarımı göstereceğim, stratejimi anlatıyorum ve hızlı bir şekilde oyuna dalıyoruz. İlk olarak eklentilerimize başlayalım. Judith'in mezar taşını koydum. Biliyorsunuz bunu, sağlıklı veya yaralı bir kurbanı direkt bir şekilde ellerinizle öldürebiliyorsunuz. Seviye 3'teyken öldürebiliyorsunuz ama seviye 3'teyken öldürdüğünüzde birisini, kurbanı öldürünce hemen seviye 2'ye düşüyor ve seviye 3'e gelmek için kötülük miktarını %200 arttırıyor. Yani daha da uzun süre stoklamanız gerekiyor kurbanı. Ve seviye 2 düşmesi, tekrar seviye 3'e çıkmanız gerekiyor. Çok uzun oluyor. Bunun yanına giden en güzel eklenti ise kokulu saç demeti. Çünkü seviye 2 düşürüz ya öldürdüğümüzde. Bunu koyduğumuz zaman seviye 2 asla düşmüyoruz. Bu bize karanlık benlik 3'te sınırsızlık sağlıyor. Hep seviye 3 olarak geçeceğiz. Ama tabii ki bu da ek olarak %200 arttırıyor seviye 3'e geçme süresine. İkisi birlikte %400 oldu mu? Yani bir iki jeneratör kala iyi stoklayabilirsek bir jeneratör falan kalacak ya da iki jeneratör kalacak. Seviye 3 olacağız. Ama seviye 3 olduğumuzda da yakalanmamaları lazım. Direkt ölecekler. Hiçbirini kanca yazmayacağız ama hepsini tek tek öldürmeye çalışacağız. Eklentilerim bu şekilde. Avantajlarımda da olabildiğince zaman, vakit kazanmam gerekiyor. Bunun için de ölümsüz ve yıkım kombosu yaptım. Biliyorsunuz yıkım, bir kimse oturmuyorsa jeneratöre %200 oranında geri sarıyor. Stoklayacağım. Stokladığımda onları jeneratörden kaldıracağım. Oyunda ölümsüzde de bir tane totemimiz oluyor. Oyunda özür dilerim. İki tane efsun totemimiz oluyor. Bunlar biri yıkım, biri ölümsüz. Yıkılan ilk totem her zaman ölümsüz oluyor. Yani yıkımı kırmaları için önce ölümsüz bulmaları gerekiyor. Ardından da yıkım bulmaları gerekiyor. Bu iki jeneratör, özür dilerim, totemi yıktıklarında bu iki gücüm bitecek ve daha hızlı yapabilecekler. Ama sürekli böyle jeneratörle devreye atacağım için onları kaldıracağım ve stoklayacağım. Biraz oyunu uzaltacak, yani tutacak. Bunlara güvenirim. Bu iki avantaj zaten kaderini belirleyecek bu eklentilerin. Eğer aynı kişi, aynı jeneratörü birden fazla kişi oturursa uyumsuzluk yanacak. Direkt bir şekilde oraya gideceğim. İkisini birlikte stoklayacağım. Jeneratörün haresi sarı yanıyor. Birden fazla kişi oturuyorsa aynı jeneratörde. Hızlı bir şekilde oraya gideceğim ve onları stoklayacağım. Hem de jeneratörden kaldırıp jeneratörün geri sarmasını sağlayacağım. Biliyorsunuz Judith'in mezar taşı bize %9 hızımızı kesecek seviye 3 olduğumuzda. %9 çok yüksek bir hız arkadaşlar, yani hız kesintisi. Seviye 3'te %9 hızımızı kesmesi bizi biraz yavaşlatacak ama yemeğin oyuna da takıntılı adamın peşine düşüyorum. Onu kovalıyorum, bırakıyorum. Kovalıyorum, tekrar bırakıyorum. Sonra tekrar kovalamacaya giriyoruz, tekrar bırakıyoruz. Yani kovalamacaya girip sırtımı döneceğim ona. Bunu 3 kere tekrarladığımızda belli bir süre içinde nişan kazanacağız. Her nişan bize %5 hız verecek. Toplamda en fazla 3 nişan kazanabileceğiz. 3 nişanda %15 hız kazandık mı? %9'da buradan gidecek ya, %6 daha hızlı olacağız. Ki bu bizi onları yakalamamız için gayet yeterli bir hız. Yani eksiyi artıya çevireceğiz yani yemeğinin oyuna da. Sürekli takıntılıyı bulacağız. Ve biliyorsunuz yemeğinin oyuna vurduğumuz zaman nişan kaybediyoruz. Ama Michael eliyle öldürdüğü zaman hiçbir şekilde nişan kaybetmeyecek. Yani birisini öldüreceğiz, yine %15 hızlıyız. Özür dilerim, %6 hızlıyız. Bu %9 buradan kesecek ya. Yani hızlı bir şekilde kurbanların peşine düşeceğim, yakalayacağım. Kan hırsıyla da, eğer uzun kovalamaca girersek, kan hırsıyla da beni destekleyecek yemeğinin oyuna. Çok hızlı bir şekilde Michael hareket edecek. Bu şekilde ölmemeleri için bu eklentilerde direkt dolaba girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer Michael bu eklenti kullanıyorsa tek çıkış yolunuz kapak. Dolap. Dolaba girdiğinde dolaptan alacağım, direkt kancaya asacağım. İnşallah sürekli dolaba girmezler. Çünkü bu şekilde kurtulabiliyorlar ya. Kancaya asacağız. Bakacağız duruma göre. Hiç kimseye asmayacağım. Direkt bir şekilde öldüreceğim. Biraz seviye 3'e geçmemiz zaman alacak ama elimizden geleni yapacağız. Biliyorum birçoğunuz biliyor ama bilmeyen arkadaşlar da var. Gayet kafa karıştırıcı eklentiler, avantajlar. Bizi yeni arkadaşlar da aramıza katıldığı için onlar için bu açıklamayı yapmam gerekiyor arkadaşlar. Zaten birçoğunuz biliyor. Bu şekilde eklentilerimiz, avantajlarımız, stratejimiz. Uzun sürede de Michael oynamıyorduk arkadaşlar. Hemen hazırı veriyoruz ve hızlı bir şekilde oyuna geçiyoruz. Ve neredeyiz? İlk öğretim okulundayız arkadaşlar. Güzel bir harita, güzel güzel. Hemen şöyle şu tarafa doğru gidelim. Totemlerimiz biraz kötü bir yerde ama dur bakalım. Hemen karşımıza şöyle çıkarlarsa. Şöyle güzel. Bana doğru geliyor abi. Hala farkında... Gerçekten burada bir Michael olduğunu da... Abi komikti gerçekten ya. Ne kadar da masum koşuyordu. Dur bakalım şimdi. Discordance'ımızı yakarlarsa şöyle bir şey bakacağım. Allah Allah. Böyle bir oyunda bir donma gibi bir şey vardı, onu çözemedim. Dur. Halledeceğiz şimdi, halledeceğiz.
Böyle bir sanki ufak kasıyor gibi. Takıntılımız kimdi? Little Girl. Of abi, bu uzun olanda da güzel stalklanıyor ya. Oo, hemen işte bu yüzden yıkım arkadaşlar. Bak başa saracak şimdi burası. Vay serseri. Çakalı görüyorsun ha. Küçük çakal şey yapıyor abi. Oraya oturmuş ki balansı hemen kullanayım böyle. Hemen ama başa sardı şimdi o. Ne yapacaksın? Baby. Keşke takıntılım olsaymış ya bu. İyice stok beslemesi lazım arkadaşlar bu bize. Güzel güzel güzel. Şöyle biraz daha beslese. Güzel. Harika. Bayağı sonuna kadar getirdi. Şu takıntılıyı bulmamız lazım ya. Güzel. Harika. Bunu kırması kaldırmasını izin ver. Çünkü bunu kurtaracak biliyor musun? Tamam. Onu da beslediğimize göre o da biz totemi kırdılar. Sorun yok. Hemen jenleri hızlı bir şekilde devreye atalım. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Güzeliz yani. İyiyiz. Bu da başa buraya gelebilir bu arada tekrar. Merhaba. Takıntılım bu mu? Abi Little Girl gel buraya. Little Girl seni beni çok beslemen lazım abicim biliyorsun değil mi? Hemen nişanları hızlı hızlı vermen lazım bana. Şöyle alayım tam. O da onu da aldık güzel. O totem de gitti ama olsundu. Allah Allah. Serseri şey yaptı bizi görüyorsun ama. 2'yi aldık. Bir 3'ü alalım abi. 2'yi aldık. Bir de 3'ü alalım bundan şimdi. Bunu sonuna kadar stokladık mı? Yok daha dip köküne kadar şey yapamadık. Bir tanesi bitti bu arada. Tamam bitsin sıkıntı yok. 3'ü de aldık. Güzel. Şöyle şimdi devam edebilirim. Gayet hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi. Uçar adımla gidiyorum şu an. Burada kimse yok gibi. Oo bir dakika genç. Bir saniye şurada taze kan buldum. Taze kan buldum arkadaşlar. Nasıl da gidiyorum ha. Resmen adeta uçuyorum arkadaşlar. Adeta uçuyorum yani. Kaçış yok yani. Sova otisi gibi oldum şu an. Bayağı da bu da taze kan değil mi? Evet. Güzel. Güzel. Süper. Farkına varmadım acaba? Şey olduğunu. Oradaki paleti kırmışlardı hatırladığım kadarıyla. Nereye gitti buradan atlayıp? Ha, şuradan geçti. Abi bunu çok stoklamam lazım. Bunu çok fazla stoklamam lazım çünkü bu bizi sağlam besleyecek abi. İleri doğru kaçıyor. Bak serseri öyle de güzel kaçıyor ki. Bu değildi. Sağa kaçan şu. Bak nasıl bak yılanı görüyor musun? Neyse şunu hemen 3 yapıp öldüreyim bari. Hemen öldüreyim. Bak yerleri de biliyor serseri. Şöyle. Nereye kaçacaksın? Sırtına. Daha farkında değil şu an tehlikenin. Tehlikenin farkında değil şu an. Nereye kaçacaksın? Tanesi daha bitti bu arada. Geliyorum oraya doğru. Direkt elimle öldürmem lazım onu ya. Direkt elimizle öldürmemiz lazım abi. Çok güçlü yerlere gidiyor. Tamam bunu bırakıyorum. Bunu bırakıyorum. Sıkıntı yok. Diğerlerini öldüreceğiz artık. O kaçsın orada. Daha çok aşağılara gitmemiz lazım. Bakalım. Burada kesinlikle biri var. İleri doğru kaçtı. Aslında şu an hızlı bulduk. Hemen hızlı bir şekilde bitir... O da bitti ya. Çok hızlı bir şekilde... Çekebilirim. Fişlerini. O da bitiyor abi. Arkadaşlar kaçın bence de. Sınırsız geliyorum yani. Üzerim o kadar net konuşuyorum size. Çok kötü üzerim size. W Gaming abi çekmiyorlar ellerini. Hemen sıkıştı. Hop. Aga be. Balansa da anlak. Balansla kötü oldu. Balansı yakaladı. 40 yılda bir kum torbası almamışımdır. Hadi bakalım görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Olur öyle arada olur öyle. Yapacak bir şey yok. Hemen hızlı bir şekilde jenlere. Soldan mı kaçıyor serseri? Nerede abi? Buralarda bir yerdeler ya. Burada mısın lan? Burada değilsin. İki kişi mi kaldı? Diğer jenler de biraz uzakta ama. Dur bakalım. Belki yakalarız be. İki kişi daha alır mıyız? Alırız herhalde. Dur bakalım. Şu diğer yerlere bakmamız lazım.
Şimdi işte mesela buranın avantajını kullanıp bize doğru koşsalar burada. O kadar tatlı olacak ki. Her şey. Bakalım bunu da yapan yok. Aşağıya mı atladı biri? Yemin ederim sen tam bir yılansın. Son saniyede duydum seni. Bu da mı balans almış? Abi haritayı bunlar attı galiba bu arada. Sen var ya. Sen çok çakal bir yılansın ya. Hop. Öldüremedim. Hop öldürdüm galiba. Gel bakalım. Abi be. Çok kötü. Böyle ölmek de çok kötü kanka. Oo Discordus. Uyumsuzluk tam zamanında işe yaradı. Gel bakalım buraya. Şimdi neredesiniz siz? Neredesiniz? Geliyorum. Geliyorum. Onun fişini çekersem inşallah buraya doğru koşarlar bu arada ya. Bir tanesi önüme çıkma ihtimali var. İkisi aynı yöne koşamaz herhalde. Vay serseriler vay. Bakayım. İkisi yok abi. Bir tanesi hala aşağıda bu arada. İki kişinin izleri değil onlar. İki kişinin izleri değil. Bunlar burada bir yerde olabilir. Bakayım. Seni yakaladım. Mor yapmayayım diye dolaba giriyor çakal. Sen bilirsin kardeş. Sıkıntı yok. Problem yok. Arkadaşını yakalarım. Al bakalım. Seni şöyle asalım. Mor yaptırmayacak ya bana. Orada bekliyor arkadaş. Güzel zekice. Kurtardılar bu arada onu. Kurtardılar güzel. Aşağıya doğru inin yavrularım bakalım. İnin aşağıya doğru. Dokunma oğlum jeneratör geri sarıyor. Buradan gelmiş bak 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 bak. Serseri. Merhaba. İnşallah dua et karşısına çıksın bir tane. Abi be. Klik yaptıktan sonra ben mi? Bir de vuruyor böyle. Aslında böyle vurduğunda falan da ses efekti olsa çok güzel olur. Nasıl attı be? Buruşmuş bir şey gibi attı. Kağıt parçası gibi. Bakalım bugün bu arkadaş ne kadar şanslı. Hep birlikte görelim. Kimin karşısına açılacak kapak bakalım. Burada bir yerde. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Abi çok hızlı geliyorum. Bakalım ne kadar şanslısın bugün. Aha. Hadi bakalım. Dua et kapak karşısına açılsın. Geliyorum geliyorum. Çaldım çaldım. Kanka sana kötü bir haberim var. Ne biliyor musun? Hem Bloodlust'ım var kanka. Hem de şey var bende şu an. Bloodlust aldıktan sonra senin iş bitti. Söyleyeyim ben sana. Şey var. Adını aklıma gelmedi ya. Yemeğinle oyna var. Çok sıkıntı şu an. Kill. Zaten vurmak istememiştim orada açık söyleyeyim sana. Çok kötü bulup çok kötü bulup çok kötü. Geliyorum. Biriktiriyorum gücümü biriktiriyorum. Biriktiriyorum gücümü. Abi be. DC mi yoksa? Sen o kadar uğraş. Ne kadar hızlı bir Michael bu ya kardeşim. Hadi bakalım. 4'te 4 abi tertemiz. Tertemiz. Mis gibi. Tereyağından kıl çeker gibi. Koydum avantajlarımı. Gerekeni yaptım. Girdik ve bitirdik olay. Güzel tuttu güzel. Şeyler totemler çok güzel yıktı şeyi. Jeneratörleri çok iyi tuttu. Gel. Güzel oyundu. Bakalım ne almış. Bak balans almış. Bir balans almış. İki. Evet. Bu da burayı atmış. Bunu şu üçü biri olabilir şunların. Belki de dördü de biri de olabilir. İki balansları var çünkü. Tam balans güzel gidiyor. Aslında bu da alsaymış. Dört ayak üzerine. Güzel olmuş. Yine bizi Rusça küfür etti. Bir şeyler yaptı arkadaşlar. Devam edeceğiz. Michael uzun süredir oynamıyorduk. Michael olarak videolar devam edecek kanala. Farklı avantaj dizilerini de yazabilirsiniz arkadaşlar aklınızdaki. Çok teşekkür ederim video izlediğiniz için. Bir saniye izleyerek videoya beğenme tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Eğer tabii ki video hoşunuza gittiyse. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.